Eğer sıradaki tatilinizi planlıyorsanız buraları listenizden çıkardığınıza emin olun. WatchMojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde ziyaret etmeye izniniz olmayan 10 yeri sıralayacağız. Fakat grup turları düzenlenen yerleri listenin dışında tuttuk. Yine de mümkünse Çernobil'den uzak durmanızı tavsiye ederiz. Başlamadan önce her hafta yepyeni videolarla karşınızda oluyoruz. Bu nedenle abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. 10 numara, Bohemian Grove. There's no one free here. We're all slaves. Bu kamp alanı sadece genel nüfusun çoğuna değil, aynı zamanda kendini kadın olarak tanıtan herkese kapalı. Doğru duydunuz. Monte Rio'nun Bohemian Grove'u sadece üyelerin ve misafirlerin, eğer tarama sınavını geçerlerse o da, girebildiği erkeklere özel bir kulübün kamp alanı. This is a photograph of people who attend. As we mentioned, it is all men. And this is a photograph of some of them. Sanatçılardan, hükümet yetkililerinden, iş adamlarından ve diğer VIP'lerden oluşan üyelerin burada ne yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz. Kulübün aşırı gizliliğinden dolayı neler döndüğü çok bilinmiyor. What most people do not know is that for more than a century, they've kicked off their retreat with a spectacular nighttime ceremony. From the air, the encampment is lit up with torches. Bu da bekleneceği üzere, grubun 1878'deki kuruluşundan beri birçok münakaşaya neden oldu. Her ne kadar daha çok eğlence ve dinlenme amaçlı olanakları olduğu bilinse de son derece az kişi gruba girip bilgi getirebildi. Of controlling the world. 9 numara, Surtsey, İzlanda. Oh gosh, you're going to Surtsey. Oh, you're so lucky. İzlanda'nın kuzeyinde yer alan volkanik ada Surtsey, Kasım 1963'ten Haziran 1967'ye kadar neredeyse 4 yıl süren bir volkanik patlama sonucu oluşmuş volkanik bir ada. Within days, the island of Surtsey appeared above the waves. Belli başlı botanist ve biyologların bilimsel amaçlarla adayı ziyaret etmelerine izin veriliyor. Doğal ekolojik gelişimini korumak amacıyla başka hiçbir insanın adaya ayak basmaya izni yok. Watching life take hold of Surtsey is the closest humans had come to watching how life would have emerged on Earth. Bütün bilimsel ziyaretçiler, ekosisteme tohumların girmemesi için eşyalarını kontrol etmek zorunda. Bu kural, 2009'da hatalı atılmış insan dışkısı sonucu bir domatesin büyümeye başlamasından dolayı alındı. 8 numara, Anaheim'daki Club 33. And what's so cool about it, this Club 33? Well, obviously, the exclusivity. Disneyland'in merkezinde bulunan bu kulüp, VIP üyelere özel ve 10 yıllık bir bekleme listesi var. Bu kulüp Disneyland'de gün içerisinde alkollü içki satan tek yer. Ve 33 Royal Street'te Blue Bayou restoranın yanında bulunuyor. Kulübe girmek için üyeler bir dahili telefonu çaldırmalı. Ardından bir resepsiyon görevlisi gelip eğer üyelerse girmelerine izin veriyor. Kulüp ünlü Disney filmlerinde kullanılmış aksesuarlarla süslü ve bunlarla dolu. Mary Poppins'te kullanılmış pahalı tepesi mermer ceviz ağacı masada dahil. 7 numara, Catacombe de Paris. We're about 200 feet below the streets and we finally made it. In French this says, this is the entrance to the Empire of Death. Paris'in mezarları olarak bilinen yeraltı mezarlığı Fransa'nın başkentinde bulunuyor. Bir zamanlar bir taş madeni olan bu mezarlık artık mağaralardan, tünellerde ve tahminen 6 milyon insandan oluşuyor ve mezarlığa dünyanın en büyük mezarlığı unvanını kazandırıyor. İnsan merakı sayesinde 19. yüzyılda yeraltı mezarlığının bir kısmı ziyarete açıldı ve Paris şehri müzelerinin bir parçası oldu. Fakat bizim ilgimizi çeken kısım mezarlığın halka kapalı olan kısmı. Aramızda sadece birkaç eski geçit varken, halkın gezmesinin uygunsuz olduğuna karar verilen bu tünellerde ve mağaralarda ne olduğunu sadece hayal edebiliyoruz. 6 numara, Ilha da Queimada Grande, namı diğer Yılan Adası. São Paulo sahillerinin yakınında bulunan bu Yılan Adası da adı verilen esrarengiz ada, efsaneye göre metrekare başına 5 yılan barındırıyor. Ama en yeni araştırmalara göre bu rakam daha yüksek bir ihtimalle metrekare başına 1 yılan. Bu adadaki tek yılan türü zehirli altın renkli mızrakbaşı. Zehrinin her ana ada yılanından 5 kat daha güçlü olduğu ve insan etini eritebileceği söyleniyor. Vatandaşların adaya girmesi kesinlikle yasak ve bilim insanlarının adayı sadece özel izinleri varsa nadiren ziyaret edebildikleri söyleniyor. For those who work with snakes, it's very hard to go to the field and find many snakes. And in here you don't have to walk that much and you can see many snakes. So it's these are special conditions you can never find anywhere else. 5 numara, Kuzey Sentinel Adası. Kuzey Sentinel Adası olarak bilinen 50 ila 400 kişilik bir grup yerlinin evi.
dünyada medeniyet tarafından etkilenmemiş az topluluktan biri ve ada dışında insanlarla her türlü iletişimi reddediyorlar. 2006'da iki balıkçı kayıkları adaya fazla yaklaştırınca sentineller tarafından öldürüldü. 1990'ların başlarında barışçıl bir temas gerçekleştiyse de 1997'de Hindistan devleti adaya adam yollamayı kesti. We know from statistics that when you contact tribes like this, 2/3 of the population die after 2 years. 4 numara Lascaux. And in the center of this composition, they have united the three principal animals of Lascaux: horse, ox and deer. Lascaux yontma taş devri sonlarının var olan en ünlü sanat eserlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Mağaradaki resimlerin 17 bin yıldan daha eski olduğu varsayılıyor ve genel olarak büyük hayvan tasvirleri içeriyor. Lascaux mağaraları UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendi ve 1963'ten beri mağara herhangi bir insanın varlığının yıkıcı olma riskinden dolayı halka kapatıldı. Günümüzde sadece bir avuç bilim insanının mağaraya girme izni var. Ama Lascaux 2 adı altında mağaranın bir kopyası 63'te halka açıldı. 3 numara Ref Manmit Tepesi. Now it's been called the largest spy center on earth, jointly run by the UK and the US. The Manmuth Hill complex in rural England monitors the communications of dozens of other countries. Dünyadaki en büyük casus merkezi olarak geçiyor. ABD ve Büyük Britanya ortaklaşmasıyla yönetilen İngiltere'nin kırsal kesimlerindeki Manmuth Tepesi tesisi düzinelerce başka ülkenin iletişimini gözetliyor. Fiziken dünyanın en büyük değilse de en büyük elektronik gözlem istasyonlarından biri olarak tasvir edilen bu Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonu hem Amerikan Birleşik Devletleri'ne hem de Birleşik Krallığa istihbarat destek servislerinde bulunuyor. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ve müttefikleri arasındaki mesajları engellemek için kurulan bu istasyon günümüzde de tam güç çalışmakta. 2 numara Vatikan Gizli Arşivleri. This way, please. Oh, beautiful. Vatikan şehrinde bulunan Vatikan'ın gizli arşivleri, yüzyıllar içinde Katolik Kilisesi'nin biriktirdiği hükümet belgeleri ve papalık hesap defteri dahil bütün önemli belgeleri bulunduruyor. Her şeyin merkez havuzu olarak işlev görüyor. Belki de Vatikan özel arşivleri olarak adlandırılmalılar çünkü belgeler gerçekten gizli değil. Daha çok Papa'nın şahsi mülkiyeti sayılır. Fakat arşivlere giriş yasak ve belgeleri incelemek için resmi bir talepte bulunmanız gerekiyor. Eğer kabul edilirseniz erişiminize izin verilecek. And organize the archives. And so I think that many documents are to discover. Ama sadece kalitesi yeterli bilim adamları başvurabiliyor. Bununla birlikte sadece 1939 ve öncesindeki tarihlere ait belgeler incelenebiliyor. The personal papers of Pope John Paul II, who died in 2005, are locked away until 2080. Listemizin birinci sırasına geçmeden önce gelin almaya değer diğer yerlere de bakalım. Just a few days with this and I could have actually finished my book. Bir numara, Area 51. After Lincoln County deputies arrived, the driver and passengers were pulled out, cited for trespassing, and given court dates. The projected fine, $650 apiece and a misdemeanor conviction. ABD sık sık fazla sır sakladığı için eleştiriliyor ve Nevada'daki Area 51 10 yıllardır bir eleştiri yuvası. Her ne kadar üssün asıl amacı halka kapalı olsa da, tarihi kanıtlar silah üretim ve testi için kullanıldığına işaret ediyor. Area 51'daki her araştırma son derece gizli kabul ediliyor ve bu da orayı sık sık UFO folklorunun konusu yapıyor. The recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Birçokları üssün uzaylı araçlarını hatta uzaylı türlerini bulundurduğuna inanıyor. Diğerleri ise bilim insanlarının zamanda yolculuk ve ışınlanma cihazları üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Every US stealth aircraft has been tested at Area 51 in one way or another. Her ABD sessiz uçağı öyle ya da böyle Area 51'da test edildi. Üs halka kapalı olduğundan Amerikan Hava Kuvvetleri ile ilgili spekülasyonların büyümeye devam etmesi bekleniyor. Listemize katılıyor musunuz? Sizi en çok şaşırtan bilgi hangisiydi? Diğer muhteşem videolarımız için WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin.